Merhaba arkadaşlar, ben Su Kahyoğlu. Merhabalar arkadaşlar, ben Furkan Kahyoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bul Kazan etkinliğimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. Bugün nasıl bir tat içiyorsun bakalım? Bugün klasik tatlardan, yaklaşık 10-15 sene önceki arkadaşlar, 3-4 markadan bir tanesi. Paketin üzerinde böyle molasses, işte amblemi, markası falan yazar. Oradan bir örnek verelim. Arkadaşlar normalde bu markanın tatları, aromaları klasik takımda oturtularak, işte toprak lüleyle, pirinç, kahveci takım, bunlarla içilen bir marka. Ben hemen araya girip bir püf noktadan bahsedeyim. Bu içtiğimiz aroma arkadaşlar, iki çeşit aromanın birleşimi olarak. Bir tanesi meyve, biri de sebze olarak düşünebilirsiniz. Meyve olan iki renkli olarak satılıyor hatta ve taneli bir meyve. Diğer sebze olarak bahsettiğimde yapraklı bir yeşilliktir. Marul gibi bir şey. Bunun şöyle söyleyelim arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda direkt markasını, aromanın direkt ne olduğunu bile söyledik. Hangi videomuzda bu? İsim olarak, başlık olarak vermeyeceğim ama iki ayrı takımın karşılaştırılması olarak eğer video kapaklarına bakarsanız, ona göre seçip izlerseniz kesinlikle orada ben bunun ne olduğunu söylüyorum. Sizden bu tatta beklentimiz tam olarak o videoda işte bilmem ne bilmem ne bilmem nesi ne dediysem onu tam olarak yazmanız gerekiyor. Çünkü bu biraz farklı. Genelde bunu karışım olarak, yani daha doğrusu karıştırarak bu tadı buluyorlar. Ama bu şu an anlattığımız, yorumladığımız markanın kendi fabrikasyon çıkış tadı. Bana direkt onu söylemeniz lazım. Yani o videoda benim söylediğim cümleyi yazmanız gerekiyor. Başka türlü haksızlık olur çünkü. Başka ne diyebiliriz? Biz yıllarca... Evet, biz bir dönem, bunu yine videolarımıza bahsettik, takip eden arkadaşlar denk gelmiş olabilir. Biz bir ara çok uzun süre tam olarak bu içtiğimiz tadı içtik. Evet. Ve ondan da yakındık yani videolarda. O zamanlarda işte midi 3 takımı vardı. Evet. Bir videomuzda hatırlıyorum. Sen söylüyorsun bir dönem sadece bunu içtik, evet, sabah akşam içtik, diye. Eve kokusu sevmişti falan diye. Aynen öyle. Gerçekten güzel bir tat. Herkesin bilmediği bir tat. Çok öncelerden, hatta ben videoda şöyle bir şey söyledim. İşte şu kadar yıl önce arkadaşımın, dostumun kafesi vardı, kafesinde bulmuştuk falan diye. Hani bu cümlelerden yola çıkarsanız o videoyu izlerken kesinlikle yakalayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir tat. Dediğim gibi yani kahveci, o pirinç takımda, işte toprak lülede, folyolu bir şekilde oturtularak içilen aromalardan, markalardan bir tanesi. Benim en sevdiğim aroması çift elma. 2 sene önce 1,5 kilolu çıkmaya başladı. Daha biraz daha şey vereyim, ipucu vereyim. Başka? Bence bu kadar ipucu yeterli. Fazlasıyla ipucu tamam. Oldu. Evet, gayet çok çok basit. Bize tabii basit gelebilir, bildiğimiz için de olabilir. Aslında bize, size bunu yorumlamak, anlatmak daha zor arkadaşlar. Çünkü böyle en adil şekilde o cümleleri seçmeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Daha zor çünkü bu. Sen geçen haftaki 3. bölümde ne sorduğumuzu, ne yorumladığımızı istersen göster arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar, geçen haftaki bul kazan etkinliğimizde değerlendirdiğimiz aroma buydu. Dark Side'ın Shot ürünüydü. Evet. Bunun biz Rusçasında, İngilizcesinde yazmanızı da kabul etmiştik. Öyle de yazdı arkadaşlarımız. Birden fazla yorum olduğu için çekiliş yaptık biz. Videonun hemen arkasında kazanan arkadaşımızın çekilişini de görebilirsiniz. Onun dışında geçen hafta biz bir video daha yayınlamıştık arkadaşlar. O da yeni etkinliğimiz bizim, Kayıp Eşya Bürosu. Kayıp Eşya Bürosu'na ben Puka markasının Ringo isimli lülesini kaybetmiştim. Evet, aşağıdan görebilirsiniz arkadaşlar, aşağıya koyduk. Evet, onun üreticisinin sayfasını bulmanızı rica etmiştik. Yine birden fazla arkadaşımız bulduğu için hepsine teşekkür ediyoruz öncelikle. Ve onlar için de bir çekiliş yaptık. Videonun akabinde o çekilişi de görebilirsiniz. Çekilişte kazanan arkadaşımız da ortaya çıkacak. Bu arada bir önceki, yani 2. bölümü bu kazanın. O arkadaşımız bize hala dönüş yapmadı. Biz yorumunun altına kazandığını söylemiştik. Evet. Ama hala dönüş yapmadı. O da izliyorsa şu an Furkan'a ya da bana Instagram'dan ulaşıp adres bilgilerini paylaşabilir. Kargolamak için ürününü bekliyoruz. Evet, o Blue Horse Miamor'du galiba. Evet, Miamor'un aynen yani kazanını. Yorum yazıp bildirim gitmiş olması gerekiyordu ama belki hani çalışıyordu işte. Belki denk gelmiştir. Görmemiş olabilir. O da ulaşırsa ürünü, evet, biz de bekliyor, kaybolacağız.
İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bul Kadan'ın 4. bölümünde ne araba denedik? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.